Fallout serisinde sayısız tuhaf olay var. Bunlar genelde yorumlamaya açık şeyler. Ancak bazıları oldukça yanlış yorumlanabiliyor. Bunlardan birisine ise Fallout New Vegas'ta rastlayabiliyoruz. Fallout New Vegas oynarken hepimizin bir noktada uğradığı bir bölge var. Burası Novak'in batısındaki Repcon Test bölgesi. Ana görevi takip ederken buraya mecburen uğruyoruz. Bunun sebebi de Novak kasabasının yakınındaki vahşi hortlakların son zamanlarda çok sıkıntı çıkarmaya başlaması. Repcon Test bölgesi nedense hortlakların yuvalandığı bir bölge haline gelmiş. Fakat tüm bu yabani hortlakların arasında Jason Bright isimli zararsız bir hortlak ve onun müritleri bulunuyor. Kendisi büyük yolculuk adını verdiği dini bir olayı gerçekleştirmek için bizden yardım istiyor. Jason ile konuştuktan sonra asıl amacımız olan hortlakları bölgeden kovma görevini unutup Jason'ın büyük yolculuğunu gerçekleştirmek için ona yardım etmeye başlıyoruz. Jason bize büyük yolculuk sayesinde müritleriyle beraber çorak toprakların barbarlığından kaçıp öteler olarak adlandırdıkları bir yere gitme umutları olduğunu söylüyor. Lakin gece gezer olarak bilinen süper mutantların kendilerine rahat vermemesinden ötürü bu yolculuğu gerçekleştiremiyorlar. Biz ise Stealth Boy arayan gece gezerleri bir şekilde Repcon bölgesinden kovuyor, roketlerin uçması için gerekli malzemeleri bir araya getiriyor ve büyük yolculuğu başlatıyoruz. Ardından Jason ve müritlerini öteler olarak adlandırılan yere yolluyoruz. Ancak bu videonun konusu bu görev değil. Bu videonun konusu Jason'ın büyük yolculuk ile gitmeyi umduğu ötelerin tam olarak neresi olduğu. Öncelikle olaylara en başından başlayalım. Hikayemiz Barınak 34'te büyüyen Chris Eversom isimli bir adam ile başlıyor. Chris, teknik yeteneği sebebiyle diğer iki mühendis olan Hauser ve Mitchell'dan daha çok tercih edilen bir mühendisti. Bu yüzden barınağın reaktör mühendisi olmuştu. Lakin radyoaktif bir bölgeyi sıkça ziyaret etmek onu hem fiziksel hem de zihinsel olarak etkilemeye başlamıştı. Chris'in saçları doğal sebeplerden ötürü dökülmeye başladı. Fakat o, bunun reaktöre sık uğraması sebebiyle vücuduna giren radyasyon yüzünden olduğunu düşünüyordu. Ardından artık bir hortlak olduğunu söyleyerek barınaktan ayrıldı. Bu hikayedeki ironik kısım şu: kendisi ayrıldıktan kısa süre sonra ise Barınak 34'ün reaktörü bozuluyor ve tehlikeli radyasyon barınağın içine sızmaya başlıyor. Günün sonunda Barınak 34 gerçek hortlaklar ile dolu bir arı kovanı haline geliyor. Her neyse, Chris barınaktan ayrıldıktan sonra Repcon Test bölgesine geldi. Burada Jason'ın tarikatına katıldı, Jason ve müritleri ona kendisinin bir insan olduğunu anlatmaya çalıştı. Fakat Chris onlar bunu tekrarladıkça küplere biniyordu. Çünkü Chris gün geçtikçe akli dengesini kaybederek kendini gerçek bir hortlak sanmaya başlamıştı. Chris ile baş edemeyeceklerini anlayan Jason ve tarikatı en sonunda bu tuhaf adamın yeteneklerini kendi amaçları için kullanmaya karar verdiler. Jason ise Büyük Savaş'tan önce de aynı ismi taşıyan bir adamdı. Hatta ismi olan Jason Bright'ın kaderini anlatan bir isim olduğunu söylüyor. Jason kendisini Büyük Yolculuğun peygamberi ilan etmişti. Yaratıcı olarak kabul ettiği varlık ona hortlakları kurtaracağını söylemiş ve Jason'a öteler olarak bilinen kutsal ve şifa dolu bir yerin görüntülerini göstermişti. Jason'ın amacı ise müritlerini çorak topraklardan kurtarmak ve ötelere götürmekti. Kendileri Repcon roketlerini tamir etmeye çalışmışlardı fakat Chris gelene kadar tamir tamamlanamamıştı. Chris geldiğinde ise 3 roketi de tamir etmeyi başarmışlardı. Fakat Jason ile konuştuğumuzda Jason bize Chris'in büyük yolculuğa katılamayacağını, ötelerin inanılmaz derecede fazla radyasyona sahip olduğunu ve bunun bir insan olan Chris'i er ya da geç öldüreceğini söylüyor. Şimdi bir parantez açalım. Fallout New Vegas çoğunlukla Interplay'in Fallout 3'ü yani Van Buren'ın içeriklerini kullanıyordu. Van Buren için düşünülen fikirlerden birisi de Denver'daki Boulder Dome adlı araştırma tesisiydi. Bu yeri Big Mountain tarzı bir araştırma tesisi gibi düşünebilirsiniz. Bu araştırma tesisi o kadar büyüktü ki Boulder şehrini gölgede bırakıyordu. Tesis radyasyona dayanıklı şekilde geliştirildiği için Büyük Savaş'tan sağ kurtulmayı başarmıştı. Bu tesisin içinde birçok deney ve araştırma yapılıyordu. Ancak tesisin en önemli amaçlarından biri, gelecekte diğer gezegenlere ve Ay'a yapılacak yerleşimler için bir prototip görevi görmesiydi. Yani Jason savaştan önce dahi yaşadığı için tesisin bu amacını biliyor olabilirdi. Bazılarınız Jason'ın öteler derken kastettiği şeyin Ay olduğunu düşünebilir fakat bu teoriyi çürüten bir şey var.
Jason'a büyük yolculukta yardım eder ve ötelere gitmesini sağlarsanız, ardından da oyunu Lejyoner sonu ile bitirirseniz bazı hortlaklar Novek sakinlerini Lejyon'un gazabından kurtarmak için Mojave'ye geri dönecek. Ardından Novek sakinlerini tahliye edecekler. Buradan anlaşılacağı üzere öteler denilen yer Ay değil. Çünkü eğer öyle olsaydı roketlerin geri dönmesi için bir fırlatma rampasına ihtiyaç duyulacaktı. Bu yüzden öteler denilen yeri arayacaksak uzaya değil, yeryüzüne bakmamız lazım. Sonuçta fazla radyasyona sahip, insanların uzak durmak isteyeceği bir yer hortlaklar için bir cennet görevi görebilir. Yeryüzünde bakacağımız ilk yer Nekropolis kasabası olacak. Önce kısaca bu yerin tarihine bakalım. Savaştan önce Kaliforniya'daki Bakersfield şehri, Voltec'in Barınak 12'yi yaptığı bölgeydi. Barınak 12'nin deneyi ise barınak kapısının açık bırakılmasıydı. Savaştan sonra içeri dolan radyoaktif maddeler barınak sakinlerini hortlaklara çevirmişti. Aynı zamanda şehirdeki kanalizasyonların suyunu her gün 50 bin litre kadar içme suyuna çevirebilen bir cihaz bu bölgede bulunuyordu. Bunun anlamı burada yaşayacak hortlakların neredeyse hiçbir zaman, en azından bu cihaz bozulmadığı sürece su sıkıntısı çekmeyeceğiydi. Büyük savaş günü Bakersfield halkı diğer barınakların kapatıldığını duyunca Barınak 12'ye hücum etmişti. Fakat bahsettiğim sebeplerden dolayı insanlar hortlaklara dönüşmüştü. Savaştan yaklaşık 6 yıl sonra ise Bakersfield'daki insanlar ve hortlaklar Nekropolis şehrini kurmuştu. Bazılarınız neden Vegas'tan Nekropolis'e yürüyerek gitmiyorlar diye düşünebilir. Bunun sebebi bu iki bölge arasında kalan bölgenin çok tehlikeli olması. Mesela Ölüm Vadisi, Kuzey Amerika'nın en sıcak yeridir. Burası Lonesome Road ekvaketinden bildiğimiz Divide isimli yerleşkeninde bulunduğu bölgedir. Hem aşırı sıcağı, hem kum fırtınasına, hem mimlenmiş insanlara hem de türlü türlü mutantlara ev sahipliği yapan bu bölgeyi yürüyerek geçmek neredeyse imkansıza yakın. Fakat Necropolis ilk oyundaki Master'ın ordusu tarafından yok edilmişti. Fakat şehir onlarca yıl önce yok edildiğinden dolayı tekrar insanların ve hortlakların yaşadığı bir yere dönüşmüş olabilir. Ne yazık ki bu pek mümkün olmayan bir olasılık. Bakacağımız ikinci yer yine ilk oyundan tanıdığımız Glow bölgesi olacak. Sonuçta Glow, Fallout evreninde en çok radyasyona sahip bölgelerden birisi. Bölge eskiden Vestek şirketine ait bir tesisti ve Amerika düşmanlarının birinci hedefiydi. Anlayacağınız nükleer silahlar tarafından doğrudan vurulmuştu. Çünkü burası güç sırlarının ve F virüsünün geliştirildiği yerdi. İlk oyunda eğer radyasyon korumamız olmadan Glow'a gidersek saniyeler içinde radyasyondan dolayı ölüyorduk. İçerisi ise çok daha kötü durumdaydı. Çünkü savaş öncesi güvenlik robotları aktif olabiliyordu. Fakat Glow civarındaki bölge tamamen ıssız değildi. Çünkü bölgenin kuzeybatısında Dayglow isimli bir kasaba bulunuyordu. Bu bölge Glow'a o kadar yakındı ki sınırlarından baktığınızda Glow'u görebiliyordunuz. Üstelik Necropolis yok edildiğinde Necropolis ortlakları Dayglow'a yerleşmişti. Ardından Dayglow, NCR'ın 5 eyaletinden birisi haline gelmişti. Üstelik Glow bir hortlak için o kadar da berbat bir yer sayılmazdı. Sonuçta Vestek, Amerika Savunma Bakanlığı'nın güç zırhı ve F deneylerinde yer almış bir şirketti. Hortlakların buraya nasıl gireceği ayrı bir konu. Fakat Glow'un içerisindeyken hortlaklar kendilerini dış tehlikelerden koruyabilecekleri silahlar gibi şeyler bulabilirdi. Bakacağımız üçüncü yer ise Amerika'nın doğusundaki kapital çorak topraklarda olacak. Başkentin orta yerinde hortlakların kurduğu Underworld isimli bir yerleşke var. Yerleşke tarih müzesinin içine kurulmuş ve hortlaklar burayı nispeten iyi şekilde savunuyor. Burada yabani hortlaklar yok. Süper mutantlar ise nedense hortlaklara saldırmıyor. Yiyecek ve su sıkıntısı da çekmiyorlar. Fakat burası hakkında tek sorun buranın radyoaktif olmadığı gerçeği. Jason'ın öteler dediği yerin aşırı radyoaktif olduğu göz önüne alınırsa Underworld'un öteler olmadığı sonucuna varabiliriz. İlginç bir teori ise Jason'ın konuştuğu ve tanrı olarak adlandırdığı şeyin Ukualtot isimli doğaüstü varlık olması. Ukualtot kimilerine göre yeryüzündeki insanların hortlağa dönüşmesini sağlayan, ardından ebediyen kendisine tapınmaları için bu hortlakları kendine çeken ve hakkında çok az şey bildiğimiz bir varlık. Belki Lejyon'dan kurtardıkları Novek sakinlerini Lejyon'dan çok daha kötü olan Ukualtot'a kurban edecek olabilirler. Belki öteler Ukualtot'un sunağının bulunduğu Dunwich binasının kuzeyindeki Barınak 87'nin radyoaktif bölgesidir. Çünkü serideki en radyoaktif bölge bu barınağın çevresidir. Belki de binanın doğusundaki diğer hortlakların ele geçirmiş olabileceği Tempeni Kulesi'dir.
Belki de öteler, ibadetler kolay olsun diye direkt Dalmiş ofisinin bulunduğu bölgedir. Belki Commonwealth'teki parlayan denizdir. Belki Pittsburgh şehrindeki Monongahela nehridir. Belki Van Allen kuşağıdır. Belki de radyoaktif olan herhangi bir yerdir. Belki de aydır. Fırlatma rampalarının olmaması gidilen yerin ay olabileceği gerçeğini değiştirmez. Çok mantık aramamak lazım. Elbette bunların hepsi teori ve fikirden ibaret. Anlayacağınız ötelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük savaştan sonra neredeyse tüm dünyanın radyasyon ile kaplandığını düşünürsek bu bölge yeryüzündeki herhangi bir yer olabilir. İşin en güzel yanı da bu. Bu bölgenin neresi olduğu hakkında tahmin yürütebiliriz. Bir Fallout teorisi videosunun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve unutmadan Türk Fallout topluluğunu bir arada görmek istiyorsanız Fallout Türkiye sunucumuza hepiniz davetlisiniz.